Kitap Kuduri, fıkıh kitabı, yeni bir fıkıh kitabımız. Kitabı Daharat kitabından başlıyoruz. Yazarın tam adı Ebu Hüseyin Ahmet bin Ebi Bekr Muhammed bin Ahmet el-Kuduri. Hanefi alimidir, malum. Hicri 362, miladi 973. Bağdat, Irak doğumlu. Müçtehit veya tercih ehlinden olup olmadığı ise ihtilaflıdır. Müçtehit midir? Yoksa tercih ehlinden midir? Yani diğer müçtehitlerin verdiği fetvalar arasında tercih mi yapmaktadır? Bu tartışmalı. Kitapla alakalı veya yazarla alakalı diyelim ki geniş bir bilgi arıyorsunuz. Bir araştırma sorusu olsun. Nasıl araştırırsınız? Nereden bulursunuz? Yani internete yazalım ne çıkarsa o mu? Yoksa belli bir kitabın, belli bir ansiklopediden mi nasıl bakılır? Diyelim ben Kuduri kimdir? Geniş bilgi istiyorum. Ne yapmalıyım? Cevap gelmedi. Ben cevap vereyim arkadaşlar. Çok basit. Diyanet İslam Ansiklopedisinden bakarım. Oradan madde madde, alfabetik olarak İslam kültürüyle alakalı çok geniş bilgi, yelpaze sunulmuş durumda. Oradan Kuduri kelimesini bulur, okuyabilirim. Orada Kuduri'yi nasıl bulacağım? Kitap bende yok gibi düşünmeyin. İnternet üzerinde erişimi açık PDF, ücretsiz, indirin. 44-45 cilt olsa gerek. 44 cilt. İnternetten indirin. PDF elinizde bulunsun. İçindekiler diye bölüm de var. Oradan da sayfa kaç, hangi cilt bulabilirsiniz. O şekilde çeşitli araştırmalar yapabilirsiniz. İşinize yarayacaktır. Dedikten sonra Kitab-ı Taharet. Kâlallahu Teala. Bir farklılık var diğer fıkıh kitaplarına göre, öyle değil mi? İlk defa ayetle başlayan bir fıkıh kitabı gördük. Kâlallahu Teala. Yüce Allah şöyle buyurdu. Celle Celaluhu. Ya eyyühellezine amenu, ey iman edenler, idâ gumtum, kalktığınız vakit, ilâ salâti, namaza doğru kalktığınız vakit, fâsilû, yıkayın, vucûhekum, yüzlerinizi, ve eydiyekum, ve ellerinizi. Nereye kadar? Ellerinizi yıkayın, ilel merâfiq, dirseklere kadar. Vemsahû, ve mes edin, bi ruûsikum, başınızı mes edin. Ve ercu lekum, ve ayaklarınızı da yıkayın ilel ka'beyni topuklara kadar. Buradaki ila ma' manasında ma'el ka'beyni topuklarla beraber yani. Ayetteki ercu lekum kelimesinin tartışıldığını, ihtilaflı olduğunu bilirsiniz. Ercul kelimesindeki lamın harekesinden bahsediyorum. Ercul kelimesindeki lama vereceğiniz harekeye göre ne olur? Fıkıhtaki hüküm değişir. Şimdi buradaki lama, fetha veya esre verebilirsin. Verebilirsin derken verenler var yani. Şimdi ayrıntısına geçelim. Biz burayı fetha ile okuyoruz. Değil mi? Bir, vucuh kelimesi ve eydiye kelimesine atfediyoruz. Ercul kelimesini vucuh ve eydiye kelimelerine atfediyoruz. Bu durumda bu kemiği nasb okursun. Ve ercu lekum, yani vav var başında. Ve ercul. Oradaki vav atıf harfi. Bu kelimeyi nereye atfediyorsun? Ruus kelimesini, hemen yani sağındaki kelimeyi atfedersen ruusi, ruus kelimesi mecrur çünkü başında ba var. Öyleyse ercül kelimesinin lamını da esra okuman gerekir. Eğer ruusu atfedersen. Madde 1 bu. Madde 2, ben bunu oraya değil daha gerideki bir kelimeye atfedeceğim. Vucuhekum ve eydiyekum. Bunlar mensup çünkü. Buradaki mensup kelimeleri atfedeceğim dersen bu da mensup olur. Dört mezhebe göre ercu lekum lam fethalıdır. Dolayısıyla mana ona göre verilecek. Bakın mana çok değişiyor. Ercu lekum şu şekilde. Fâsilû yıkayın vucûhekum vechun vucûhun. Yüzlerinizi yıkayın. Ve eydiyekum yedun eydiye. Eydiyekum ve ellerinizi yıkayın. Ve ercu lekum ve ayaklarınızı da yıkayın. İğsilû, fevsilû şiirini buraya bağladığım için. Ama sen öyle değil de vemsehû mes edin. Buradaki fiille alakalı düşünürsen.
Vemsahu mes edin bir uusikum başınızı ve daha neyi mes edin? Erculikum lamı estreleyerek. Erculikum ayaklarınızı da mes edin. İlel Kabe'nin topuklara kadar. Şeklinde de mana verilebiliyor. Verilebiliyor derken Erculi lamı estesiyle okuyanlar rafizilerdir. Yani ehl-i sünnet dışı bir görüş. Ehl-i sünnet dışındaki mezhebe göre, rafizilere, şialara göre bu şekildedir. Ayetin okunuşu böyledir. Dolayısıyla mana da böyledir. Fıkıh da buna göredir. Fıkıh farkındasınız ki kafaya göre olan bir şey değil. Ayetlere, hadislere, bircelere dayanmak, yaslanmak gerekiyor. Rafiziler de bu şekilde vemsahu bir usikum ve dolayısıyla ercu li demişlerdir. Nereye atfettiğin önemli. Ayet madem ki böyle kafalı bir ayet. O zaman ne yapalım? Hadislere bakalım diyebiliriz. Hadislere baktığımızda zaten her şey ortaya çıkıyor. Tabi hadisi kabul edip etmemek. Aynen dediğiniz gibi hocam. Sünnet olayı yani ne yapıyor? Açıklıyor. Hadisler burada ayeti şerh etmiştir diyebiliriz. Hani tefsiri hadislerle yapabilirsin. Bakış açısı, ulaşmaya çalıştığın hedef, farklılıklar. Dört mezhebe göre lam fethalıdır ve ayaklar yıkanmalıdır. Ehli sünnet dışı Rafizi mezhebine göre bu da lam ile okunur ve ayaklar yıkanmalı değil, mesedilmelidir. Dedikten sonra devam edelim. El Maide 6. 6 numaralı ayet. Ve bu durumda yani madem ki ayet böyle emretmiş. Fagsilu vucuhekum ve eydiyekum ve erculekum o da var. Sonra vemsahu bi ruusikum madem ki böyle dedi. Ve bu durumda farzu tahareti, taharetin farzı, taharet temizlik demek. Temizliğin farzı, yıkanması gereken yerler. Gaslul a'zai es-selaseti. Üç tane azanın yıkanmasıdır. Üç azayı yıkamak derken yüz yıkanacak, el yıkanacak, ayak yıkanacak. El derken dirseklere kadar. Ve meshur ra'si başın mesedilmesi var. Vel ka'bani iki tane topuk. Vel mirfeqani iki tane dirsek. Yedhulani o ikisi dahildirler. Neye? Fi farzil gasli. Farz yıkayışa. Farz yıkayışa. Yıkaması farz olan yerlere dahil. Bunlar da yıkanacaktır. Vel mefruzu farz koşulan şey, farz olan şey. Fi meshir ra'si, başın meshi noktasında. Farz olan şey. Miktarun nasiyeti. En nasiye, alın demektir aslında. Alnındaki saçlar demek. Ön taraftaki saç. Miktarun nasiyeti. Yani bu ne olur dolayısıyla? Başın dörtte biri. Miktarun nasiyeti eşittir. Başın dörtte biri. Zehve o yani miktarun nasiyeti alın saçı miktarı nedir? Rubu'u ra'si. Rubu' dörtte bir. Ra's baş. Rubu'u ra'si başın dörtte biridir. Neye dayanarak söylüyorsun? Lima o şeyden dolayı ki rava rivayet etti kim? El-Mughira tubnu şübete. Mughira İbni Şube rivayet etmiştir. Ona dayanarak bunu söylemekteyiz. Peki El-Mughira tu hani rava rivayet etti fiil. El-Mughira tu fail. Mughira tubnu buradaki hemze neden hasredilmiş? Sadece bin kelimesi kalmış değil mi? İyi bir nu yazmıyor. Buradaki hemzenin haz sebebini hatırlayan var mı? Yok hocam, Mücahit hocam biraz ileri gittiniz. Onu henüz sormadım. Birazdan soracağım. Hemze-i vasıl ama hemze-i vasıl hasredilir diye bir şey yok ki. Yani bazı yerlerde hasredilir. Hemze-i vasıl genel olarak okunmayan hemzedir. Kesreti istimal dedi Mücahit hocam. O da doğru olmayabilir. Doğrusu nedir acaba? Riyazu Salihin'de bunu örneklemiştik. Bu konu tam olarak maksutta geçti. Örneklerini Riyazu Salihin'de sık sık gördük. El-Mughira, Şube ikisi de özel isim değil mi? İkisi de özel isim. İki özel isim arasında İbnu kelimesinin hemzesi hasfedilir arkadaşlar. Buradaki sebep bu. Sıra geldi Şube kelimesine. Şube gayrimusarref dedi Mücahit hocam. Onu soracağım anladı. Doğru.
Peki neden gayrimüsterih? Bunu soracağımı da muhtemelen düşünmüşsünüzdür. Cevaplar doğru. Şube özel isimdir artı mühendislik alameti almıştır. İbn oğul, değil mi? Şube'nin oğlu Muğira rivayet etti ki ennen nebiye şüphesiz ki nebi sallallahu aleyhi ve sellem eta geldi ve o peygamber geldi. Sübâdate kavmin, bir kavmin çöplüğüne. Sübâda çöplük demek. Bir kavmin, bir topluluğun çöplüğüne ulaştı. Ve ardından bale. Küçük abdest yaptı, idrar döktü. Kim? Hüve o, peygamber. Ve tevevva'e ve abdest aldı. Hüve o peygamber. Ve mesaha ve mesh yaptı ve etti. Hüve o peygamber. Ala nasiyetihi. Nasiyetihi başının ön kısmının, ön saçları, alın saçı üzerine mesh yaptı. Yani başının dörtte biri diyoruz biz buna. Ve hufeyhi meslerine de mes verdi. Demek ki ayağında mesler de vardı. Hufeyhi kelimesini görünce huffun huffani hufeyni hufeyhi kelime tesniye muzaf olduğu için sonundaki tesniye onu düşmüştür. Fark etmişsinizdir. Ve sünnetü daharati abdestin sünnetleri nedir peki? Yukarıda abdestin farzlarını gördük değil mi? Farzu dahareti. Abdestin farzları. Şimdi sıra geldi. Sünenü dahareti. Abdestin sünnetleri. Sünnetün sünenün. Sünen cemi mükesser. Hangi yöntemle elde edilmiş? Hatırlarsanız Tuhfetü Seniyye'de cemi mükesserlerin elde ediliş yöntemlerinden bahsetmiştik. Hatırladınız mı arkadaşlar? Sünenün halini almış. Yöntem ne? Eksiklik. Ne eksikliği ama? Ne gibi şeyler vardı? Sünnetun kelimesini yazarsak daha iyi anlayabiliriz. Bir de sünnen var. Sünnetun ile sünnene baktığında bir kere harf gitmiş. Bunu görebiliyoruz. Harfin eksiltilmesi söz konusu. Başka kalıp da değişmiştir. Kalıp da değişmiş. Sünnetün, sünenün. Kalıpta farklılık var. Peki devam edelim. Sünenü daharati dedik. Gaslül yedeyni. Ellerin yıkanması. İki elin yıkanması. Yedün yedani yedeyni. İki elin yıkanması. Kable idhalihima. O iki el dahil edilmeden önce, sokulmadan önce. Neye? El-inâ'e. Kaba. Kaplar, eller kaplara sokulmadan önce ellerin yıkanması. Selasen, üç defa. Ne zaman? İzâ isteygaza, uyandığı vakit. Kim? El-mütevazzi'u. Abdest alacak kişi. Min nevmihi, uykusundan uyanınca. Uykusundan uyanması zorunlu mu? Değil. Ellerini temiz olup olmaması da alakalı bir durum. Bunlar zorunlu şartlar değil yani. Ve tesmiyetullahi teala, yüce Allah'ın adını anmak. Yani besmele çekmek. Tesmiyetullahi teala, besmele çekmek. Fi ibtidail vuzu'i, abdestin başlangıcında. Ve sivaku, misvak kullanmak. Ve mezmazatu, ağza su almak. Ve istinşaku, buruna su çekmek. Ve meshul üzüneyni, iki kulağı da mesh etmek. Ve tahlilul lihiyeti sakalı hilallemek, sıvazlamak. Ve asabi'i parmakları da aynı şekilde. Asabi' kelimesi arkadaşlar gayrimusarittir öyle değil mi? Neden gayrimusarit? Gayrimusarit olmasına rağmen esreyle okudum ben onu. El asabi'i. Ve fail vezindedir. Tamam, doğru. Müntehel cumu kalıplarından birisi. Olduğundan dolayı da gayri musariftir. Peki neden cer alameti esre? Bir de ondan bahsedelim. Gayet hatırladın. Elif lamlı. Tamam. Cevabını yazmış hocam. Elif lamlı olduğu için cer hali esre ile. Gayet iyi hatırladınız. Ve tekrarul gasli. Gasli tekrar etmeyi. Gasli yıkamak demek. Yıkayışı tekrar etmek. İle selasi.
3 defa, 3'e kadar tekrar etmek. Ve yustahabbu ve müstehap olur lil-mütevazzi'i abdest alan kişi için ne? En yenviye niyet etmek. Et-tahârete temizliği, abdesti niyet etmek müstehaptır. Ve yestev'ibu ve kaplaması ra'sehu başını bir meshi mesleveren. Kaplama mes yapması yani. Ve yurattibu ve sıraya uyması el vuzu'e abdeste. Fe yebde'u hüve ve kişi başlar bima o şeyle beraber ki bede'e başladı Allahu Teala yüce Allah bi ayette neyle beraber başladıysa o sıraya uyar. Ve bil meyamini sağ meyletmek. Önce sağ eli yıkamak, sonra sol kolu. Önce sağ ayağı, sonra sol ayağı şeklinde. Ve meshur rakabeti boynu meshetmek. Vel maani en nakızatu burada kalıyoruz. Abdesti bozan şeyler konusunda kalmış olalım. Ben de öyle bir çizgi koyayım.